Peki şimdi bunu bir anlat bakalım. Nereden alıyoruz? Nasıl alıyoruz? Ne zaman alıyoruz? Alınca ne zaman hangi periyotlarla buna bakıyoruz? Bunu bir vadede satmak üzere mi alıyoruz? Çok uzun vadeci oluyoruz. Evleniyor muyuz? Fonla Tabii. aşk mı yaşıyoruz? Bir yere kadar bu mu diyoruz? Tabii. Hepsini özettim. Şimdi şöyle, aslında üst başlıkta finansal sermaye piyasalarında ister hissesini de olsun, ister fon olsun, biz her zaman şunu öneriyoruz. Ya arkadaşlar, lütfen buraya ayırdığınız paralar, işte yatırım yapmak istiyorsanız her zaman uzun vade düşünün. Yani kısa vadede ben girdim, tavanları yakaladım filan işte. Tamam, bunlar şu anda güzel hikayeler olarak duruyor ama sürdürülebilir kazanç sağlamak istiyorsanız, altını çiziyorum, sürdürülebilir, bir kere sabırlı olacak yatırımcı. Bizim yerli yatırımcının şu anda en dayanamadığı şey, en büyük hatası, gördüğüm naçizane, kimse kızmasın, kimse kusura bakmasın, sabır eksikliği var. Yani gerçekten herhangi bir enstrümanda ne olursa olsun, Viyop hissesine, yatırım fonu, ne olursa olsun gerçekten sabredemiyor. Bir kere bir yatırımcının sabrı öğrenmesi gerekiyor. Doğru yatırımı yaptığını biliyorsa. İki, şimdi bu ürünün getirisi ise senedi, ya arbitraj fonları üst başlıkta söylüyorum. Onun dışında işte hedef portföyün yeni çıkarmış olduğu HDA fonu içinde, HDA arbitraj fonu içinde söyleyeyim. Bunlar hisse senedi piyasası yukarı gidiyor. Atıyorum bir hisse fonu o ay %10 getirdi. Yani bu fon %10 getiremez. Hiçbir arbitraj fonu getiremez kolay kolay. Yani şu koşullardan bahsediyorum. Ama piyasa geri çekildi. Bir hisse fonunu %10 eksi yazdı. Yani bir arbitraj fonu %10 eksi de yazmaz. Şimdi daha doğrusal, daha az riskli dediğimizde bu. Piyasanın yönünden bağımsız, ister yukarı gitsin, ister aşağı gitsin, arbitraj fonları artı yazabilir. Çünkü amacı aradaki fark, işte mesela HDA kuralı 9 gün oldu. İşte 7 gün piyasa düştüğünde her gün artı yazdı. 7 gün boyunca %1,5 artı yazdı toplamda. Yani piyasa aşağı gelirken. Amaç zaten piyasanın aşağı gidişini, yukarı gidişini yakalamak değil. O yüzden burada bir hedef var. Arbitraj fonları genelde şu anda mevduatı yenmeye çalışır. Nedir bu? İşte mevduat kaç veriyor? 35, 40, 42 falan. Buralarda bir mevduat var. Belki Perşembeden sonra değişecek bu oran, ayrı. İşte arbitraj fonları da yıllıkta işte 55, 60 aşağıdan, yukarıda 70, 80, bu bantlarda bir getiri sağlamaya çalışır genel olarak. Yani aylık %4 ile 6 arasında, belki %7'leri olacak. Aşağıda belki 4'ün hemen altında 3,90, 3,80'ler arasında bir getiri yakalamaya çalışır yıllık ortalamada. Şimdi ortalaması 4, 5 gibi böyle bir oran çıksa, hani hedefi 5 gibi oranları yakalamaktır genel olarak arbitraj fonları şu anki koşullar altında. Eksi yazar mı? Vallahi ben hani hayatım boyunca pek eksi yazan arbitraj fonu hiç görmedim aylık bazda. Günlük yazılabilir 20-22 iş günü, atıyorum 3 günü 5 günü eksi yazabilir, ufak eksiler yazabilir, bu normal. Dediğim gibi amacı zaten arbitraj fonları genelde mevduatı yenmeye çalışır. Aradaki faiz farkından getiri elde etmeye çalışır. Peki kimlere uygundur? Aşırı riski sevmeyen ama ben mevduatı yenmek istiyorum, Diyen. mevduatın üstünde getiri arıyorum diyen yatırımcılar için minimum riskli bir şeydir, yatırım aracıdır. Bir kere arbitraj fonları. Bu böyle bir arayışı olan da çok yatırımcı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemde. Yani hisse senedi piyasası artık çok riskli olmaya başladı. Biraz buraya kayabilirim diyebilirler. Artı fon yatırımcısı, sepetinde bir sürü fon varsa bir arbitraj fonunu da muhakkak bence koymalı. Yani bir sepet yapıyorsa bir arbitraj fonunu da muhakkak koyabilir. Bir çeşittir. Neden? İşte piyasa aşağı giderken hisse senedi fonları eksi yazar. Ama arbitraj fonu orada da artı yazabildiği için, yazabilme olasılığı olduğu için abi arbitraj fonu da o sepetin içerisinde muhakkak olmalı diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sayıları muhtemelen artacaktır. Ayrıca bu fon bir algoritma ile çalışıyor, bir makine çalışıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Yani elle kolla bu işi yapmak zor. Özel çiplerle, özel makineler çalışıyor. Bu işler, arbitraj fonları bu şekilde
iyi oluyor. En çok yatırımı yapan, en iyi yatırımı yapan, teknolojiye en çok para harcayan ki biz Hedef Holding bünyesinde gerek Hedef Portföy, gerek Info Yatırım, biz hani grup olarak buralara yatırım yapmaktan da, teknolojiye, yatırımcıya para harcamaktan da çekinmeyen bir grubuz. Gereği neyse holding olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. En iyi hizmeti verebilmek için yatırımcılara, en azından amacımız bu. Şimdi bu nasıl alınabilir? TEFAS'a açık bir fon. Yani TEFAS'a girdiğiniz zaman bunu her yerden alabiliyorsunuz. Herkes alabiliyor. Nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor arkadaşlar bir kere. Bu önemli. Nitelikli yatırımcılar HDA fonunu alabiliyor. HDA arbitraj fonunu alabiliyor. Hakkari Diyarbakır adına bu arada fonun kodu. Nitelikli yatırımcı olmak için 1 milyonumuzun olmasına gerek mi var diye bir sürü soru duyuyoruz. Kurumlara beyan verilmesi yeterli diye bazı şeyler de duyuyoruz. Beyana yeterli esas olduğu geliyor bize. Kurumunuzla görüşün diyoruz biz bu noktada. Beyan vermeniz yeterli ise, kurumunuz kabul ediyorsa, bu sizi bağlayan bir olaydır. Kurumu bağlayan bir olaydır. Ama beyan verilmesi gerekiyor. Nitelikli yatırımcı beyannamesini kurumunuza vermeniz gerekiyor. Onun dışında istediğiniz bankaların, şunların, bunların uygulamalarından TEFAS fonlarına giriyorsunuz. TEFAS fonlarından hedef portföyü seçiyorsunuz. Hedef portföyden de fonun kodunu buluyorsunuz, HDA'yı. Oradan istediğiniz tutarda alt limit olmaksızın istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz.